CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 38. olağan il kongresine katılan ve burada bir konuşma yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP'nin artık ayağa kalkma vakti gelmiştir. Ana muhalefet partisi olan CHP bu ülkenin ve milletimizin umudu olmak zorundadır açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından 38. olağan il kongresi düzenlendi. Kongreye Antalya ve çevre illerden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla çok sayıda partili katıldı. CHP Antalya 38. olağan kongresine katılan ve burada konuşma yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, teşkilatta görev almanın öneminden bahsederek il ve ilçe başkanlarımız sahada ne kadar güçlü olursa CHP o ilde o kadar güçlü olur. Antalya'da partimizin örgütü oldukça kuvvetli ve seçimlerden güçlü sonuçlarla çıkmıştır. 2023 genel seçimlerinde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu saraya uğurlayamamışsak burada genel bir başarısızlık söz konusudur. Bu yüzden genel başkanımız Kılıçdaroğlu önderliğinde yeni yüzlerle yepyeni bir değişim istiyoruz dedi. İşçi ve emekli vatandaşın açlık sınırı altında yaşadığına vurgu yapan milletvekili Akbulut, geleceğimizin teminatı gençlerimiz sınavdan yeterli puanı alsa da atanamıyorsa, çiftçimiz mazot fiyatlarındaki artıştan dolayı kar edemiyor, emeğinin karşılığını alamıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ayağa kalkma vakti gelmiştir. Ana muhalefet partisi CHP, bu ülkenin ve milletimizin umudu olmak zorundadır diyerek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Saygılar Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarından başlamış, il yöneticileri yapmış, il sekreterliğinde bulunmuş, il başkanlığı yapmış ve bugün il başkanlığından milletvekili olmuş bir kardeşimiz olarak sizlere sesleniyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlıkları çok önemlidir. İlçe başkanlıkları çok önemlidir. Kadın ve gençlik kolları başkanlıkları çok önemlidir. Onlar sahada ne kadar güçlü olurlarsa Cumhuriyet Halk Partisi o ilde o kadar güçlü olurlar. Antalya'mızda da partimizin çok kuvvetli örgütü olduğu için her dönem Cumhuriyet Halk Partisi güçlü sonuçlarla çıkmıştır. Belediyeleri kazanmıştır. Genel seçimlerde birinci olmuştur. Ama tabii ki en son yaşadığımız seçimde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne uğurlayamayışımız, o gazi mecliste Millet İttifakı olarak çoğunluğu sağlayamayışımız, Antalya gibi güçlü olduğumuz yerde de sevgimizi kursağımızda bırakmıştır. Ama bugün 20 senedir vatandaşlarımızın bize yüklemiş olduğu misyon devam etmektedir. Ana muhalefet partisi olarak görevimizi yerine getirmek durumundayız. Az önce grup başkanımız da ifade etti. Genel başkanımızla birlikte A takımı her yerde her daim görev aldılar. Ses çıkarttılar, ses yükselttiler. İşte bugün 2019'daki belediye seçimlerindeki bir başarıyı 2023 seçimlerinde de bir başarısızlık var ise sadece genel başkanımıza yükleyemeyiz. Hep birlikte kaybedilmiş bir durum vardır. Ve biz işte bu yüzden yepyeni yüzlerle genel başkanımızın önderliğinde bir değişim istiyoruz. Artık yeni yüzlerin önü açılsın istiyoruz. Çünkü buna ayağa kalkmamıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine gelmesine tüm Türkiye'yi ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bakın bugün emeklilerimiz ne yazık ki açlık sınırının altında yaşamaktalar. Açlık sınırı 13 bin TL açıklanıyor. En düşük emekli aylığımız 7500 TL'de kalıyor. Emeklilerimize sofralarından kıstırıyoruz. Yaşam tarzlarından kıstırıyoruz. Elektrik parasından, doğalgaz parasından kıstırıyoruz. Ama bu zalim hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayata kaynaklı 7500 TL'de ıslahda kalabiliyor. Bugün memurlarımız keza aynı şekilde, askeri ücretlerimiz keza aynı şekilde. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz KPSS'den puanlarını alıyorlar ama bu zalim hükümetin mülakat denen bu cübe sistemini kaldıramadıkları için
çiftçilerin